olan Alaaddin Çakıcı da tahliye olacak mahkumlar arasında. Daha önceki bir mektubunda Alaaddin Çakıcı mektubunu Sedat Peker'in sürekli kullandığı bir umuttur yaşamak sözüne ithafen, özgürlüğün bedeli diz çökmek olmamalıydı, duruşsuz yaşadıktan sonra, yaşamak bir umut olsa ne yazar, demişti. Alaaddin Çakıcı'nın tahliye olma haberleri ile sosyal medyada Sedat Peker'in, Alaaddin Çakıcı'nın tahliye olacağı haberini aldığı için yurt dışına kaçtığı ve bir daha Türkiye'ye gelemeyeceği haberleri paylaşılmaya başladı. Bu haberlere cevap olarak Sedat Peker 15 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Kıymetli dostlarım, son birkaç gündür sosyal medyada şahsımla ilgili bazı sohbetler olmakta. Sözde Alaaddin Çakıcı isimli şahıs, şahsımla ilgili bir şeyler söylemiş. Alaaddin Çakıcı eski adamdır. Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var. Şahsımla ilgili ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları, her kim olursa olsun, hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey, bana giydirecekleri tek şey, küçük Sedat'a prezervatif giydirirler. Başka da hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür. Ama beni küçültmek asla mümkün değildir. Ayrıyeten burası 1,5 saatlik mesafe. Evimin açık adresi de her yerde bilinmekte. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özel izin belgesi de getirtilir. Konuşmayla olmaz. Adam gibi iş yapmak lazım.